Ah, hala uyanmadın mı sen? İşte çoktan sabah oldu. Kalk artık. İça. Yavrum hadi kalk. İça. Dün akşam nasıl geçti? Geri geldiğinde neden beni uyandırmadın ki? Seni o kadar çok bekledim ki. Ne zaman uyuyakaldığımı bile hatırlamıyorum. Bir sürü dolaştım ve herkesi düğüne davet ettim. Ancum abla ve Kuki törene geleceklerini söylediler. Ayrıca okuldaki çocuklar da çok mutlu oldular. Hatta hepsi bir ağızdan konuştular. Hadi canım artık anlat bana. Dün akşam nasıl geçti? Herkes sana uygun davrandı mı? Anlatsana. Tabii sen de iyi davranmışsındır, değil mi? Aslında yaşayacağın o büyük evi ben de görmek isterdim. Hem bir de oradaydı. Bir varsa endişelenecek bir şey yok. Öyle değil mi? Her şey yolundaydı. Öyle miydi? Evet anne. Her şey yolundaydı. Ayrıca Tapu çok güzel dans etti. Aa, öyle mi? Güzel miydi? Eminim çok güzeldir. Benim bugün tekrar gidip senin nişan fotoğrafların nerede diye bakmam lazım. Bence sadece buraya bakmak yeterli olur. Aa, hayır İtça, ben baktım. Burada olmadığını biliyorum. Belki Tapu'nun yanında olabilir. Ya da hanımefendinin yanında. Ben sorup geleyim. Tamam. Hadi sor. Onu gerçekten seviyorsun öyle değil mi? Bana bak. Onunla evlenemezsin çünkü bir yeri sana ben verdim. Sen onunla evlenemezsin. Hayır, hiç evlenemezsin. Biri sana veren benim. Biri ben reddettim. Bu çok büyük bir hataydı biliyorum, evet. Ama görüyor musun? Herkes aynı şeyi söylüyor. Sadece benim yanımda iyi görünüyorsun Veer. Benimle bunun için tanışmıştın. Ah İtça sen. Çocukluğumdan beri her şeyi elimden aldın, her şeyimi. Ama bu sefer sana hiçbir şey vermeyeceğim. Onun seni terk etmesini sağlayacağım. Onu sana asla vermeyeceğim. Göreceksin.
Neden öyle bakıyorsun? Aslında dünkü tören sırasında dans ederken biraz canım acıdı. Önemli bir şey yok. Masaj yapmamı ister misin? Hayır. İyi olurum canım yakında. Yapman gereken bir iş yok mu? Evet var. Annem nişan fotoğraflarını arıyordu, bulamadı. Sen fotoğrafların nerede olduğunu biliyor musun? Evet. Oraya bak, masanın üstünde olması gerekiyor bak. İçinde yüzük takıldığında çekilen yok. İyice bak, görürsün. Oradadır mutlaka. Annem onu dolapta tutuyor olabilir. Eğer istersen gidip beraber bakarız. Hadi gidelim şimdi. Anne, ablam bana o hizmetçinin kızının düğünü için yapılacak bir sürü iş verdi. Çok fazla çalışmam gerekiyor bunun için. Artık daha fazla aşağılanmaya katlanamam anne. Keşke oyunumu bugün başlatabilsem. O kadar çok istiyorum ki bunu. Bu kadar aceleci davranma Puşkar. Tapu kendi yolunu kendi çizmeye daha yeni başladı. Törende herkes sadece tapu hakkında konuştu. O fare ise sadece köşede sessizce durdu. Tüm kadınlar onun her şeyi hakkında dedikodu yapıyordu. Ben düğünden önce bir şeylerin olacağını düşünüyorum. Kesin bir olay çıkacak. Annem dolapta tutuyor olmalı o fotoğrafı. Baksana, burada ikimizin fotoğrafı da var. Çok hoş, öyle değil mi? Anne, görüyor musun? Ben akşam çok fazla oynadım. Yavaş yürüsene ya. Biraz yavaş ol lütfen. Aha bak Hiccâ, burada kim var? Senin kayınbaban olacak olan adam. İşte burada. Anne, en son tapunun yapmaya başladığı şey hakkında ne demiştin? Görünen o ki tapu söylediğinden çok farklı yönde ilerliyor. Benim oğlum olarak çok aptalca konuşuyorsun. Farkında mısın bunun? Düşmana saldırmadan önce onunla çok yakın ol. İşte ondan sonra saldırması çok daha kolaylaşır. Anladın mı? Anladım anne. Puşkar, tapu dün törende çok güzel rol yaptı, biliyor musun? İcca ne yapacağını şaşırdı. Bu fotoğraf çok güzel, öyle değil mi? Tapasya. Arkadaşın Nayna'dan telefon geldi. Telefonun kapalıymış. Uzun süredir sana ulaşmaya çalışıyormuş. Evet anne, dün kendimi pek iyi hissetmiyordum da. Kuzeninin seninle halletmesi gereken bir işi olduğunu söyledi. Kuzeninin ismini de söylemişti hatta, ama hatırlamıyorum ben. Sit gibi bir şey mi? Ben de ona senin İcan'ın düğünü sebebiyle meşgul olduğunu söyledim. Ama sen Nayna'yı ve onun tüm ailesini, kuzenlerini falan herkesi düğüne davet et. Davetiyeler babanın çalışma masasında, oradan alırsın. Olur anne, herkesi davet edeceğim.
Alo? Seninle buluşmak istiyorum. Seninle konuşmam lazım. İtca. Sen neredesin? Neden konuşmuyorsun? Çok acil konuşmamız lazım. Tamam. Kim telefon etti? Bir miydi? Ne oldu? Ne dedi sana peki? Hiçbir şey olmadı. Sadece benimle buluşmak istediğini söyledi. Telefonu ne kadar çabuk kapattınız öyle? Ne oldu? Bir sana bir şey mi söyledi? Yüzün düştü birden. Hayır. Hiçbir şey söylemedi. Sadece biraz yorgunum. Hepsi o kadar. Son günlerde ikiniz de biraz fazla yoruldunuz. Dün Topasya çok yorgundu. Bugün de sen varsın. Beslenmene biraz dikkat et. Hı? Önce bir şeyler ye, sonra gelip hazırlan. Topasya, hazırlıklar düzgün devam ediyor değil mi? Eksik bir şey yok. Merak etme anne, her şey yolunda. Tam da istediğim gibi. Her şeyi planladığım gibi. İça, seninle önemli bir konu hakkında konuşmam gerekiyor. Ne oldu Vir? Dün gece hakkında konuşmak istiyorsun, değil mi? Evet. Ne bu kıyafet böyle? Sen bizi herkesin önünde utandırmak mı istiyorsun? Ne söylemek istediğini biliyorum. Biliyor musun? Evet. Biliyorum. Dün gece giydiğim elbise hakkında konuşmak istiyorsun, öyle değil mi? İça, ne elbisesinden bahsediyorsun sen? Seninle bizim hakkımızda önemli bir şey konuşmak istiyorum. Gerçekten sadece ikimiz hakkında mı konuşmak istiyorsun? Söyle bir. Şu anda aile geleneklerinizi düşünüyordun sanırım. Ailenize uyum sağlamayacağımı düşünmüyor musun? Bana bu konu hakkında tek kelime dahi söyleme sakın. Dünden beri sadece bunu düşünüyorsun, öyle değil mi? Ayrıca Topasya beni dansa kaldırdığında sen köşede sessizce bekliyordun. Bütün o tavırlarının sebebi bu konuydu değil mi? Ben sadece seninle konuşmak istiyordum. Sen kafanda sürekli bir şeyler kuruyorsun. Ama bunları bana anlatmaya bile gerek duymuyorsun. Bu da bana güvenmediğini gösteriyor. Bana ve aşkıma hiç güvenmiyorsun. Benim seni anlayamayacağımı düşünüyorsun. İtca, biz ömrümüzün sonuna kadar hayatlarımızı birleştirme kararı aldık. Birbirimizi anlamamız ilişkimiz için çok önemli. Birbirimizin sorunlarını, mutluluklarını, her şeyi paylaşabilmeliyiz. Senin hakkında kötü bir şey düşünebileceğimi mi sanıyorsun yoksa? Öyle mi İtca? Söylesene, ben neden ailemi karşıma aldım? Neden bu kadar büyük bir adım attım? Neden İtca? Sadece aşkımız için. Sense aşkımızın gücünü hiç göremiyorsun.
Özür dilerim Mihir. Ben çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Ben annenle konuştuğumda çok korkmuştum Mihir. Annem beni her gördüğünde yüzünde çok kötü bir ifade oluyor. Ben de bunun farkındayım İtça. Ama biraz anlayışlı olmaya çalış. Sadece biraz daha zamana ihtiyaçları var, o kadar. Sen hiç kafana takma İtça. Sadece ailemi değil, bütün toplumu, hatta tüm dünyayı karşıma alacağımı bilsem de ben ömrümün sonuna kadar seninle olacağım. Sonuna kadar beraber olacağız. Çok üzgünüm. Seni neden bu kadar çok seviyorum biliyor musun? Çünkü sen diğer kadınlar gibi sadece kıyafetleri veya mücevherleri düşünmüyorsun. Bu kadar büyük bir konakta yaşasan bile kendi kasabandaki insanları her zaman düşünüyorsun. Ayrıca şu anda çok fazla arkadaşın var. Ve okuldaki çocuklar da seni çok seviyor. Ama tüm bu insanlar ya da bahsettiğin bütün o aile gelenekleri sadece biz evlenene kadar bizi etkileyebilir. Sonrasında kendi hayatımız olacak, kendi yolumuzu çizeceğiz. Bak yüzün güldü. Ben seni hep böyle görmek istiyorum. Ama yapmamız gereken acil bir işimiz var. Önemli bir iş mi? İşin bugün halledilmesi gerekiyor, öyle mi? Aynen öyle. Bu önemli iş sadece bugün halledilebilir. Gel otur, gel. Bu benim arkadaşım Kallu. Öyle mi? Merhaba Kallu. Bu senin için. Gerçekten mi? Tabii ki. Beni nasıl mutlu edeceğini çok iyi biliyorsun Vir. Kallu, Vir benim hakkımda her şeyi bilir. Ona her şeyimi anlatırım. Ona arkadaşım Pakya'dan bahsetmiştim. O da bana seni hediye etti. Aa evet İça. Bakıyorum hemen de kaynaştınız. Kallu çok güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim prenses. Ama evlendikten sonra onu annenin yanında bırakırsın. Neden? Yoksa evde balık beslemem için bana izin vermeyecek misin? Onunla alakası yok İça. Ama biz evlendikten sonra bütün sırlarını sadece bana anlatacaksın. Başka bir arkadaşa ihtiyacın olmayacak. Beni çok seviyorsun değil mi? Hala bundan şüphe mi duyuyorsun? Kallu, duyuyorsun değil mi? Ne söylediğini. Sor bakalım ona, ömrümüzün sonuna kadar beni böyle sevecek miymiş? Çok üzgünüm İtça. Seni ömrümün sonuna kadar aynı şekilde sevemem. Aksine sana olan sevgim artarak devam edecek İtça. Bu fareye ne oldu böyle? Burada bizi görmeden geçti gitti. Ağlıyordu sanırım büyük anne. Ağlıyor mu? Neden?
Vir'le buluşmaya gitmişti. Vir onu dün geceden dolayı azarlamış olabilir. Büyük anne, ben gidip biraz iç çayı teselli edeceğim. Demek Vir iç çaya kızmış. Tanrı en iyisini bilir. Ne oldu İtça? Neyin var? Sen iyi misin İtça? Ben ağladığını düşünmüştüm. Tapu, ben bugün çok mutluyum. Ne oldu biliyor musun? Vir bana bir hediye verdi. Hediye mi? Vir sana hiçbir şey söylemedi mi bugün? Bir şey söyledi. Ne? Bir zamanlar Pakya diye bir arkadaşın vardı. Bundan sonra da Kallu seninle olacak dedi. Kallu mu? Evet, Kallum. Bak, işte bu benim Kallum. Vir benim için almış bunu. Baksana, böyle yaptığımda hemen hareket ediyor. Balık mı? Vir sana bir balık mı hediye etti? Hı hı. Ah, ne kadar da tatlı. Balıklar çok güzel hayvanlar değil mi? Bak Kallu. Bu Tapu. Benim en yakın arkadaşım. Kallu. Ben evlendikten sonra Tapu çok yalnızlık çekecek. O zaman sen onun yanında olacaksın. Ve benim en yakın arkadaşıma göz kulak olacaksın. İtça. Gerçekten Vir sana dün hakkında hiçbir şey söylemedi mi? Hayır. Dün gece hakkında konuşacak sanmıştım. Ve gerçekten endişelenmiştim. O çok iyi biri Tapu. Tapu. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे